Evet herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'de devrimsel bir özellikle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık hem Diktator No Piece oynamıştık hem de Red Dead Redemption 2 oynamıştık arkadaşlar eğer Red Dead Redemption 2 serilerini izlemek istiyorsanız yan kanalımıza göz atmanızı %100 tavsiye ederim peki bugün tam olarak neler yapacağız bugün sizlere göstereceğim Age of History versiyonu sayesinde direkt olarak eski Age of sileceksiniz ve bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar çünkü gerçekten çok güzel bir özellikle mod haline gelmiş durumda. Artık biliyorsunuz ki Age of History yapımcılar tarafından geliştirilen bir oyun değil, onu yerine modullar tarafından geliştirilen bir oyun haline geldi. Notunu söylüyorum arkadaşlar, Clickbait vesaire yoktur. Her şeyi sizlere direkt olarak göstermeye çalışacağım. Videomuz gerçekten çok güzel olacak. Aşağıdan beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Şimdi buradan etkiye bir kere tıklıyorum. Sizde Chrome veya da Opera varsa onlara tıklayabilirsiniz ve buraya direkt olarak Google yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle Google'umuz yazalım. Mesela buna tıklıyorum direk olarak buradan göstermek istiyorum. Çünkü hayır teşekkürler. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve Sezar Hakkı yazıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle Sezar Hakkı yazıyorsunuz. Eğer olur da Sezar Hakkı yazdığınızda bir şey çıkmazsa şu şekilde yazın. Bakın bu şekilde yazın yine bir şeyler çıkacaktır. Ben direkt olarak Sezar Hakkı yazıyorum. Daha sonra bunu Google'da araya tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşınıza bizim web sitemiz geliyor. Burada düzenli olarak senaryolar ve modlar paylaşıyor. Ve diğer oyunlar içinde Türkçe ama yine modlar paylaşıyor arkadaşlar. Gidin bir bakın isterseniz. Buraya geldiğinizde bunu bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bizim web sitemiz açılacak direkt olarak. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bir sürü senaryo ve mod var. Ve totalde 42.329 kullanıcısı var arkadaşlar. Sizler burada senaryo ve mod paylaşarak okularsınız, çıkarabilirsiniz. Veya da direkt olarak senaryo ve modları indirerek oyundaki senaryoları değiştirebilirsiniz bu sayede ya da modları. Şimdi arkadaşlar ben bugün videomu çektim ve buraya direkt olarak geldim ve son paylaşılan konu gerçekten çok fazlası ilgimi çekti buna bir kere tıklıyorum tıkladıktan sonra bakın aşağıda zaten indirme linkini bulabilirsiniz bana inanmayan kişiler buradan direkt olarak bunu indirebilirler bakın resimlere şöyle bir önce göstereceğim arkadaşlar buraya okumadan önce resimlerde neler var mesela şöyle bakalım göstereyim sizlere arkadaşlar bakın askerlerinizi göreve yollayabiliyorsunuz orduları öğrettirebiliyorsunuz arkadaşlar hükümeti değiştirebiliyorsunuz tamam mı? Sonrasında ambargo uygulayabiliyorsunuz. Bakın burada ajan da yollayabiliyorsunuz. Sen spy yazıyor bak ajan yollama. Spy ne demek? Hatta size buradan göstereyim bilmeyenler için. Bana şimdi clickbaiter diyecekler. Spy deyince aklınıza casus geliyor gördünüz mü? Casus gönderme özelliği eklemişler arkadaşlar. Hem de 60 turluğuna. Daha sonrasında ambargo uygulayabiliyorsunuz. Send ambargo yazıyor bakın burada yazıyor direkt olarak. Daha sonrasında ekonomik politikalar var. Sivil ekonomi, işte parti mobilizasyon, total mobilizasyon ve teknoloji ekonomisi. Bunların her birini değiştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında event bölümü var. Konuşamadım. Event bölümü de gördüğünüz üzere arkadaşlar başlık var ve burada eventin sesi var. Bakın gördünüz mü? Event sesi. Bu her -he 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 of Iron 4'te biliyorsunuz ki hani Reinhardt yaptığınızda veya da Avusturya'yı topladığınızda vesaire bir şeyler olduğunda sesler değişiyor. Aynı buradaki özellik. Ve burada ne yazıyor? World Event yazıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Ben sizlere söyleyelim. World Event biliyorsunuz ki Covid-19 vakası tüm dünyayı sarstı ve tüm dünyalarda manşet haline geldi. Yani bu da bu demek arkadaşlar. Yani tüm ülkelerdeki eventlere gönderiyor. Ülkelere gönderiyor pardon. Şimdi biz bir yukarı çıkalım. Bu arada şurada bir değişkenlik mi var mı? Sen yani spy var. Bakın buraya eklemişler. Onun dışında sen insul var. Tam bu biliyor zaten. Bakın burada trade request'ın üstüne embargo var. Embargo. Onun dışında şöyle baktığımızda take loan var. Ekonomi politika var gördüğünüz üzere. Biraz yukarı çıkalım isterseniz. Ben burayı size okumak istiyorum. Bu arada 4-5 tane video çektiğim için 3'er saatlik totalde konuşmamda biraz sorun olabilir. Bunun için kusura bakmayın dostlar. Şimdi ne yazmışlar? Evet merhaba. Bir süredir yabancı forumda Uut Engine Age of History'ki motorunu geliştiriyordum ve az önce 1.5 sürümünü çıkardım. Bu sefer Motor Türk forumunda da yayınlamak istedim. Kod oyunun sadece kodunu değiştirir ve büyük yenilikler ekler. Oyundaki kodları değiştirmişler arkadaşlar ve istediğiniz modda bu hariç kurabilirsiniz. Çok fazla özellik ve yazma üşendiğinden yabancı formda yazdığım haline çevirmeye yapıştırdım. Teknoloji değişikleri. Teknoloji çabuğunda menüsü yeni teknolojiler eklendi. Saldırı bonus, savunma bonus, savaş yorgunluğu sıfırlayan ülke savaş yorgunluğunun teknolojilerin puanlı sıfırlar. Koordinasyon teknolojisinin yer, yerin menünün altında değiştirildi. Koordinasyon teknolojisi sınırı arttı. Senaryo düzenlisi ülkenin minimum teknolojisi artık 0.1. Savaş sistemi değişikleri. Yüksek teknolojisi daha saldırı desteği sağlar teknolojiniz arttırılınca saldırı desteğiniz artıyormuş. Yüksek deniz daha fazla savunma desteği de sağlıyormuş. Dep'teki ordular, yani cephedeki ordular mı acaba? O daha fazla savunma zayıflatı alır ve aç açlıktan daha çabuk ölürler. Deniz hizası yapmak daha zordur. Bak. Siz de benimle birlikte okuyorsunuz zaten. Gelişmiş etkinlikler. Artık sesler etkinlikler yapabilirsiniz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Eventleri seslerle süsleyebilirsiniz. Eklenen dünya düğmesi. Etkiniz bir dönem etkinliğe dönüştürmeyi kolaylaştırır. Mesela arkadaşlar uluslararası yarışmalar. Bu sayede bunu ekleyebilirsiniz buraya. Ee, Siv sonucu eklendi de oyuna şimdilik hatalı. Ha, bu hatalıymış. Ee, şehir yeniden adlandırma sonucu ekranda Artık şehir adlarını değiştirme ve etkinliklerde yeni şehir ekleyebilirsiniz. Müzi Aa, şehir oluşturabiliyorsunuz evetler sayesinde. Müziği başta sonuç eklendi. Sonuç olarak bir müzik çalar. Tekrarla bir hatalar düzeltti. Artık koşular çalışıyor. Diğer hatalar etkinlikli hatalar düzeltildi. Nükleer silahlar. Nükleer çağdan kalma nükleer sistemler, eklendi nükleer bombalar, nükleer reaktör binası ve sığınak binası, UVU motor tarafında nükleer silahlar yapılan diğer değişiklikler. Evet, Uvut motoru diğer şeyleri de eklemiş. Nükleer reaktör 1920'den önce inşa edilemez. Nükleer silahla vurulursanız daha hızlı teslimiyet alırsınız. Eğer nükleer silahlara sahip olmaları ve nükleer silahları olmaması durumunda barış anlaşması göndermeye başlar. AI'ye nükleer bomba attığınızda barış anlaşması kabul etme şansı daha yüksek olur. Yani AI'ye nükleer bomba atınca diktatörün o pistteki gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde kuşatabiliyorsunuz. Kapitülasyon değişiklikleri. Yüzde değişikliklerde teslim olması gerekiyor. Sinir bozucu kapitülasyonlar ve yüksek yapay zeka saldırganı düzeltildi. Erken teslimi tetikleyebilecek bazı kodlar net, net değil silindi. Artık koydörde benziyor. Teslim olan ülkeler bildirim alır. Oyun tarafında oluşturan etkinlikler. Artık oyun koda göre bazı etkinlikler oluşturabiliyor. Aha! Arkadaşlar Oyun kendi eventlerini oluşturabiliyormuş. Artık oyun bir ülke teslim olunan küresel teslim olayı özel an yaratıyor. Aa arkadaşlar bir ülke yok olduğunda ekrana diğer ülkeler için event geliyormuş. Nükleer olayda aynı şey varmış. Yani nükleer attık ya mesela ona da bu ülkeye nükleer atıldı diye haber geliyor. Oyun tarafından oluşan daha fazla etkinlik eklenecekmiş. Casuslar alfa 1. Evet diplomasiye casus gönderme düğmesi eklendi. Artık casus küçücüğünüze göre casus gönderebilirsiniz. Güncel eklenen görevler. Ordu büyüklüğünü öğrenebilirsiniz, hükümeti değiştirebilirsiniz, İsyanları destekleyebilirsiniz ve alfa 1'deki casusları unutmayın. Evet arkadaşlar artık casuslar sayesinde ordunun tüm gücünü öğrenebiliyorsunuz. Mesela ben Türkiye olarak 35 bin ordu bastım tümünü öğrenebiliyorsunuz. Hükümetini değiştirebiliyorsunuz, monarşi işte ne bileyim faşist yapabiliyorsunuz, İsyanları destekleyebiliyorsunuz. Ambargolar, Diplomasi ambargo gönder düğmesi eklendi. Sadece ilk 10 büyük güç ülkesi ambargoyu kullanabilir. Yani Amerika, Rusya gibi devletler. Ambargo olarak tüm diplomatik işlemler engellenir ve karşı ülkelerin gelirlerine büyük zarar görür. Ve bir ülkeye ambargo koyarsanız o ülkeyle ilişkiniz kötü olur. Ambargo 100 tur gibi sırayla gönderilir. Ambargo 200 tur veya daha fazla ambargo göndermek için 10 ilişkiye ihtiyacınız var diyor. Ekonomik politika. Kararlarla ekonomik butonu eklendi. 4 ekonomik türü var. Topyekün seferberlik. Ekonominin büyümesine ve gelir üretimine zarar verir ancak orada çok düşük ücret ödersiniz diyor. Sivil ekonomi yani bir nevi var ekonomimiz olabilir ya. Ekonominin büyümesini gelir üretim destekler ancak orada çok fazla para ödersiniz. Kısmi seferberlik güçlendirme ve zayıflatma yok. Teknotorik ekonomi araştırma ve gelir üretimini destekler ancak orada çok fazla para ödersiniz. Ayrıca ekonomi politikalarını negatif parayla değiştiremezsiniz. Plana zorla. Kararlarla kuvvet bir eklendi. Üst savaş planı var. Aa arkadaşlar yeni savaş planları eklenmiş. Hani direkt ilerletiyorduk ya force atak mesela saldırı güçlendirmesi var. Savun savunma zayıflatır. Kuvvet savunması, savunma güçlendirmesi verir. Saldırı zayıflatır. Dengeli güçlendirme ve zayıflatma yok. Dengeli bir şekilde ilerlese direkt böyle saldırıyor. Kuvvet planı değiştirmek için 2.2 hareket puanına ihtiyacınız var. bunun daha neler var lan? Vasal değişiklikler. Vasal AI savaş ilan etmedi. Aa güzel. Artık vasal AI savaş ilan edemiyor arkadaşlar. Eğer vasal ve roltlarla savaş savaşırsa vasalın fethettiği eyaletler lordlarına verecektir. Eğer lordlar savaşa katılmamışsa eyaletler onlara verilecektir. Ne kadar güzel lan. Vasal duyma ekranda artık vasalınızın teknoloji bağımlarını ayarlayabilirsiniz diyor. Oğlum neler diyor bu. Vasalınızın ekonomisi politikası düğmesi ekranda Artık vasalınızın ekonomi politikasını seçebilirsiniz. Vasalınızın kuvvet planı butonu eklendi. Artık vasalınızın kuvvet planı seçebilirsiniz. Bir vasalı kontrol etmek için eklenen renk ayarla düğmesi vasalın rengini otomatik olarak sizin renginizi ayarlar. Güzel renklerimiz aynı oluyormuş. Diğer değişiklikler. Oyun seçeneklerini zaman çizgisi düğmeklendi. Artık zaman çizgisi yeni uğramadan görebilirsiniz. Bu ne demekmiş lan? Bunu denemek lazım. Diplomasi senaryo ayarları butonu eklendi. Artık oyun içi senaryo ayarlarına gidebilirsiniz. Senaryo ayarlarının sermaye ordusunda başlangıç limiti arttırıldı. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Mevcut senaryo günce oynadığınız hani eventler gelmiyor ya. Yeni bir senaryo sev açmak lazım. Ona gerek kalmıyor. Senaryo ayarlarında ekonomi başlama sınırı arttırıldı ve art yaptı. Hatırlatmadığım diğer birçok değişiklik. Hata düzeltmeleri. Ayarlarda oynatma sesi açarken oyun çökmesi düzeltildi. Saldırmazlık pakta diğer anlaşmanın bozuk renkler düzeltildi. Sinir bozucu lider haller hatası düzeltildi. Kost sıfırdan yeniden düzenlendi. Bu birçok hata düzeltildi. Oh yoruldum ya. Evet bunu indirmenizi istiyor. Java'nın son versiyonu. Bu adam gerçekten Java'cı arkadaşlar belli yani. Belli yani kardeşim. Bayağı resim eklemiş ama limitten dolayı resim yokmuş. Keşke şey yapaydın. Ek olarak ekleseydin. Evet bakın burada. Bunu bir indirelim ben. Hemen indiriyorum kardeşim. 25 megabaytmış. Büyük ihtimal içindeki ekse daha büyük megabayttır arkadaşlar. Bakar mısınız? He bunu direkt olarak kuracağız oyunu. Oyunun içerisine kuracağız. Ankara'sa işte normal Age of History hepsini kurmamız lazım. Ben de bunu başka videolarda anlatacağım tabii ki de. Arkadaşlar bu mod gerçekten çok fazla hoşuma gitti. Ben bunu bir sonraki bölüm inceleyeceğim. Haberiniz olsun. Sizler de benden önce inceleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar. Bakın burada konular paylaşılıyor. Buraya geliyorsunuz. Mesela aklınıza bir soru işareti var? Selam yazıyorsunuz. Tamam mı? Enter'a basıyorsunuz ve buraya mesaj atıyor. Gördünüz mü? Burada Adolf Kitler. Adolf Kitler kim lan? Burada konularını sohbet edebilir veya da son konular yapılan şeyleri görebilirsin. Ya da yeni konuların haberlerini görebilirsin. Mesela Alper Gezer konuya cevap yazmış. Full cool versiyona. Yeni bir konu açılmış. Ee, yeni bir konuya cevap yazılmış. Yeni konu açılmış. Gördünüz mü? Böyle içerikler var mesela web sitemizde. Geliştirdik bayağı. Evet arkadaşlar. Age of Usure'un tek güzel sağlam oyun forumu olan Stress hepinizi bekliyorum. Kaydolmak ücretsiz. Tüm içeriklerden bedava bir şekilde yararlanabilirsiniz veya da para kazanmak için senaryo ve mod paylaşmaya devam edebilirsiniz. Kendi gruplarınızı kurabilirsiniz. Bakın burada grup kura geldikten sonra grup kuruyorsunuz ve burada herkes katılabilir mi? Evet yapmanız lazım. Yoksa grubunuz gözükmez. Haberiniz olsun. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Bay bay.